Evet. Evet, merhabalar. Evet arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisiniz. Keyfiniz Temmuz ayına girerken, bugün 1 Temmuz, Çarşamba. Tabii ki 5 Temmuz'daki önemli bir ay tutulmasıyla hayatımızda önemli döngülerin başlayacağı bir döneme giriyoruz. Zaten Haziran'ı yoğun geçirdik. Herkes yavaş yavaş geliyor. Hocam merhaba, merhaba. Nasılsınız? Yeşim Hanım, Özden Hanım, Kevser Hanım, Yusuf. Nasılsın? Olacak yıl. Batuhan ne haber canım? İyi misiniz? Keyfiniz yerinizde mi? Şimdi önemli bir döneme giriyoruz. Zaten pek çok öğrenci arkadaşımız neler olabileceğini öngörebiliyorlar. Değil mi? Kendiniz zaten bunları rahatlıkla öngörebiliyorsunuz. Ama önemli bir eşikteyiz, yani sırattan geçiyoruz şu anda. O noktadayız. Şimdi tabii bu 21 Haziran tutulması, Venüs retrosundan işte biraz ileriye geçtik. Ama Merkür'ün retrosu ki çok kuvvetli bir retro. Bugün yeniden kesinleşmiş olan bir Jüpiter-Plüto kavuşumu. Aynı şekilde Mars'ın Koç burcunda hızlı hareketi. Temmuz ayındaki bu 5 Temmuz'dan sonra başımıza gelebilecek olasılıklar ve kavramlar hakkında bize baya baya ciddi bilgiler veriyor. Arkasından 9 Eylül'den itibaren Mars'ın retro koç hareketi, Ekim'in 12'sinden itibaren bu hareketlerin Satürn ve Plüto'ya Mars'tan direkt karesi, Mars retrosunun devam etmesi ve Mars koç enerjisinin 10 Ocak 2021'e kadar devam ederken 1663 yılından beri olmamış düzeyde yakın bir Jüpiter, Satürn'ün sabit kranının Aralık ayında tüm dünya üzerinden görülmesi. Bu arada da tabii ki var da var 30 Kasım tutulması, arkasından da 14 Aralık'ta belki yılın en travmatik güneş tutulmasının gerçekleşmesi dediğimiz bir dönem. Artı tabii ki Olcay Satürn'ün 29 derece oğlağa geçmesi. Hadi buyur. Gel de çöz. Gel de çöz. Matematik problemini aşmış. Çok fonksiyonlu büyük bir determinant çözüyoruz. Parametreler öyle. Yani bu parametreler bize aslında 3 şey gösteriyor. Bir, kısıtlamalar ve yoksunluklar. Çünkü orada Satürn ile Plüton'un kavuşumu tam karşısında Merkür karşıtı veriyor. Bu kısıtlamalar, yoksunluklar, tüm dünya üzerindeki kargaşanın devam etmesi, tek başına anlayan o Merkür, Plüto, Satürn karşıtı pek çok kısıtlama, pek çok problem getirecek. Sırf bizde değil, pek çok ülkede getirecek. Tarih yeniden yazılıyor. Bu seneye es geçin. Çünkü gerçekten sıkıntı büyük. Şimdi Jüpiter ile Plüton'un şu kavuşumu bizim başımıza bir bela daha getirdi. Covid'den sonra hadi buyurun bir bela daha. Yani H1N5N7 denilen bir virüs çıktı karşımıza. Yani ikincisi koronavirüs hattından geçti. Şimdi de domuz gribinin yeni versiyonu, insandan domuza bulaşan çok öldürücü bir versiyonu, bu Çin belasında yeniden karşımıza çıktı. Selam Melis. Şimdi bundan dolayı 2020'ye zaten savunmada temkinli, dikkatli, ve sakin geçirmemiz gerekiyor. Çünkü artık göksel sembolikler, virüslerle, salgın hastalıklarla ilgili 2021'in Nisan'ına kadar bu dünya bununla uğraşacak. Bunu gösteriyor bize zaten. Bundan kaçış yok. Olacak. Hepsi tek başına bir majör. Koronavirüs salgından kurtulamadık. Bunun virüsünü elimizdeki bilgi ve benim kendi bilgi kaynaklarıma göre bu virüsün en yakın aşısı 10 ay var. 10 ay en yakın aşı için. Böyle bir durum. Yani millet hastalıktan kırılıyor. Herkes sokaklarda naylon. Bu ne biçim bir ciddiyetsizlik? Günde 1500 tane hasta çıkıyor bizim ülkede. Herkes ciddiyetsiz şekilde sokaklarda. Ne diyeyim size? Ama sırf bizde değil bu. Bu Brezilya'da. Şimdi Hindistan'da büyük bir yıkım geliyor. Pakistan'da büyük bir yıkım geliyor.
koordinasyon kombineleri bunların üzerinde. Ama biliyor musunuz? Biz bu işi teğet geçiriyoruz gene. Biz gerçekten teğet geçiriyoruz. O kadar büyük ki bu iş. Ama bu kontrolsüzlük devam ederse 18 Ekim'den itibaren biz bu işi teğet geçiremeyiz. Çünkü ha ilk 6 aylık hat öyle. 18 Ekim'den sonra bizim de tepemizde. E şimdi o zaman ne yapacağız? Dikkat, temkin, uzun vadeli düşününce, uzun vadeli kararlar vereceğiz birincisi. Uzun vadeli kararlar vereceğiz. Online mı çalışıyoruz? Online mı eğitim? Bu yıl okulların açılması o astrolojik döngüyle kolay değil. Açılsa da kapanır. Bunu unutmayın. Bu kadar hızlı devam ederken bu böyle. Ha açılırsa daha tehlikeli olur. Yani bazı realiteler var. Şimdi birinci olayımız bu korona. Birinci olayımız korona. Derinliği de öyle. Bahar öyle. Hindistan yani tabii yani olacak 32 yıllık döngü var bir tanesi. Şimdi burada arkadaşların bir kısmı bazı şeyleri bilmiyor. Onlar o zaman sakince takip etsinler. Zaman içinde öğreneceksiniz. Bazı arkadaşlarımız, öğrencilerimiz ve pek çok ekolümüzden astrolog arkadaşımız var. Onlar ne olacağını biliyorlar. Onlara detaylı bilgi veriyoruz. Sizler de sakince takip edin. Çünkü bu iş Kova burcunu ne bekliyor, Boğa burcunu ne bekliyor, felaket tellerde değil. Geçen. Eğer böyleyse de izlemeyin zaten bu kanalı. Şimdi sorun şu. Birincisi bu Aslan burcu sembolikleriyle bu virüsler çocuklara yönelebilir. Bak hiç hoşuma gitmeyen bir kehanet bu. Kendimden nefret ettim bu kehaneti yaparken. Benim de çoluğum çocuğum var. Kızım var 4,5 yaşında. Onun için birincisi Ağustos sonu Eylül'den itibaren çocukları daha çok koruyun bu hastalıklara göre. Bu Kawasaki çıkar, Covid-19, Covid-21-24 yabancı kaynakları seyredin, BBC seyredin, CNN seyredin. Bunları seyredin. Bizim ülkemizde bir yere kadar bilgi var. Ama Amerika'da da zaten bir yere kadar var. Ha bu konuda dünyada en net bilgiyi veren yapı İsveç. İsveç televizyonları, Norveç televizyonları, Finlandiya. Çünkü Amerika'da çok zor durumda, Brezilya'da çok zor durumda, Hindistan'da bizde. Ama İsveç'teki, Norveç'teki, Finlandiya'daki oranlara bakın zaten hastalığın ne olduğunu göreceksiniz. Kanada'ya bakın. Bu kadar net. Ondan dolayı bir, bu evrimleşiyor. Sürekli mutasyona uğruyor. En son yaptığımız videoda bunun 16 mutasyonu vardı. 240 mutasyonu var şimdi. Hangi biriyle uğraşacağız? Korona, Australis, bu Jüpiter, Plüto kavuşumu çocuklar yani. Yakar, yıkar. Zaten yaptı. Ama sıkıntı şu. İkinci virüs dalgası geliyor. İkinci virüs dalgasında Ekim sonu Kasım'da eğer bunu gene Çinliler kontrol edemezse bu domuzdan insana bulaşan arkadaş insandan insana bulaşmaya başlarsa siz koronayı ararsınız. Hep beraber ararız koronayı. Korona bunun yanında çocuk yani. Yeni çıkanın yanında korona bir bebek yani. Pamuk Prenses'in 7 cücesinden biri korona. Ama o yeni çıkan arkadaş o gerçekten büyük bir bela. Onu kontrol edebilecekler mi? Şu anda şansımız şu domuzdan insana bulaşıyor. Zaten 26 kişiye bulaşmış, 24'ü ölmüş yani. Domuzdan insana bulaşıyor, insandan insana bulaşma mutasyona girmedi. Jüpiter, Satürn'ün Plüto kavuşumunun o Ekim ayında aktifleşeceğini düşünürsek neden olmasın? İnşallah olmaz. Ama neden olmasın? Bu sebepten dolayı dikkat etmemiz gerekiyor. Artık bir de bilinçli olacaksınız. Rinovirüs ve koronavirüs tipi virüslerin aşısı öyle kolay bulunmaz. Bazı ekoldeki astrolog arkadaşları da söyleyeyim size. Bazı öğrencilerle ekolde belli noktalara gelmiş arkadaşlarla bizim artık bağlantımız kalmadı. Yani onlar mezun olmuş. Onlar bir noktaya gelmiş. Onlarla biz arkadaşız artık. Arada bir yazışıyoruz. Sizin hocanız öyle demiyor. Tamam. Git ona inan. Veya sizin öğrenciniz öyle demiyor hocanız dedim. Sizin öğrenciniz öyle demiyor diyorlar. Ya arkadaşım git ona inan. Ben onu yetiştirmişim. İkisini de takip ediyorsan. Ben yalnızca bildiğimi ve öngörüyü yapıyorum. 30 yıllık tecrübem var neredeyse. 19-20 yıldır. 20 yaşından beri bununla uğraşıyorum. Yani iyi söyleyene inanmayın. Bu iş o kadar kolay bitmeyecek.
Tamam mı bunu? Şaka gibi. İş gerçekten 2020 şaka gibi. Biz ilk önce sağlığımıza önem vereceğiz. Bir, koronaya karşı sosyal mesafeye dikkat edin. Bu 5 Temmuz ay tutulmaları civarında bu arkadaşlar çok hızlı yayılır. Ay tutulmaları esnasında virüsler, bakteriler, mantarlar çok hızlı yayılır arkadaşlar. Bakın 5 Haziran yaptı bunu. 5 Temmuz yapacak. Şimdi çok hızlanacak. Bu sebepten dolayı bunu kendinizi koruyacaksınız. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Gerisine gelelim. Mars'ın Koç burcu geçişi çok daha hayırlıdır. Çok daha hayırlıdır. Çünkü o savaş döngüsü demek. Ve bu 6 aylık dönemde çatışma, gerginlik zaten dünyada başlamadı. Şimdi Libya'yı görüyorsun. Libya'da bir taraf, öbür taraf yani Suriye gibi olacak orası. Çok bilinmez bir denklem. Libya eşittir Suriye. O iş kolay bitmez. Birincisi o işte biz de kayıp veririz, Mısır da kayıp verir, Rusya da kayıp verir ama o iş Eylül sonundan itibaren çok kızmaya başlar. Çok aktifleşmeye başlar. O taraf gerçekten sıkıntılı. Artık bundan sonra gerçeklere odaklanacaksınız. Göksel semboliklerimize, astrolojik semboller büyüyün artık diyor. Jüpiter-Plüto kavuşumu. Biliyoruz bunun ne olduğunu. Jüpiter-Plüto kavuşumları yıkım demek. Bakın korona astrolis yıktı attı. Daha önce ikiz kuleler olayı olmuştu bunun. 2001'de 11 Eylül olayları olmuştu. Böyle böyle devam ediyor. Yani ondan dolayı bunları zaten biliyoruz ne olacağını. Oradan dolayı bu yıkım ve gerginlik dönemi devam edecek. Hemen bitmez. Şimdi koronayla bütün dünya mücadele ediyor ama biliyor musunuz siz? Korona daha pik yapmadı dünyada. Ne yazık ki. Ve uyanma vakti daha pik yapmadı. Tüm dünyada biz gerçekten teğet geçiyoruz. Sen Amerika'yı, Brezilya'yı, Hindistan'ı, Pakistan'ı, ayvayı yedi onlar. Onları sen Temmuz sonu Ağustos'ta gör. Oralara gidiyorsanız dikkatli olun. Yani. Şu an var ya. Ben şöyle söyleyeyim. Net ve açık yaptığım analiz ve sentezlere göre Ege bölgesi biraz riskli depremler konusunda. Ama onda 8 şu ana kadar yanılmadım. Ben de yanılabilirim. Sonuçta insanı ve astrolojik haritalarla iç içeyiz. Ben şu an 7 üstü deprem Ege civarında beklemiyorum. Marmara'da da beklemiyorum. Ama bakın diğer hiçbir yere bakmadım. 6,7 olabilir ama. 6,2 olabilir. Bak 7 üstü ayrı iştir. Astroloji de çünkü her biri ayrı hat çocuklar. Şimdi ne yazık ki YouTuberlar yüzünden, yıllar boyunca kalitesiz astroloji bilgisi yüzünden astrolojinin içindeki matematiği bilmiyorsunuz. Onu hesaplamak o kadar kolay değil. Eğer bir kehanet yapabiliyorsak hayatımızı veriyoruz bu işlere. Yani gidip şimdi orada kafadan işte Bartın'da deprem olacak. Bu benim tarzım değil. Adam atmış tutturmuş saygılar. Veya başka yerden saygılar veya hissediyor saygılar ecini var saygılar ecini varsa benim yok öyle şey. Ben yalnızca matematikçiyim. Tabii şimdi Akdeniz, Ege tehlikeli. O bölgede çok sıkıntı bir problem var. O Girit yayı kırılırsa zaten hep beraber Yunanistan'da gider, Libya'da gider. Bizim de Muğla tarafı gider. Gider de gider ama Girit yayı dediğin yer bilmem kaç bin yıl önce çalışmış. Şu an hiçbir deprem bilimci altta ne olduğunu bilmiyor. Ama depremsellik bu tutulmalarda artıyor arkadaşlar. Şu an zaten çok artmış bir dönemin içindeyiz. Ben depremden ziyade bir yalnızca uzay zaman mekanizmasında bir olay var. Bir bölgeye büyük salgın hastalık vuruyorsa o büyük salgın hastalığa sebebiyet veren göstergelerin yanında çok böyle 7,7, 7,8 ya deprem olsa bile ölümcül olmuyor. Yani ölüm tek bir yerden geliyor, iki yerden gelmiyor. Şu an bize ölüm zaten tepemizde, Amerika'nın tepesinde. Ha bu öngörüler 10'da 8. Gelirse bize de bir bilgi olur. Biz de bu kadar biliyoruz yani. Ne diyeyim? Yani şimdi Tuncay Bey yani ben bir astroloğum tabii ki çıkartıyorum. Astrologlar doğum haritası çıkartır. Neyse devam edelim. Şimdi bu 5 Temmuz çok önemli bir tutulma döngüsü. Bu tutulma
Bizim Sirius dediğimiz hat üzerinde, Sirius Reka hattı üzerinde dünya liderlerini zorlayacak bir bölgede. Ve dünya liderlerini çok ciddi düzeyde zorlayacak ve gerginleştirecek. Yani pek çok dünya lideri yerini koruyamayacak. Otorite ve baskının fazla olduğu bir bölge. Şimdi bu Temmuz tutulması, 1 Temmuz'daki bugün 1 Temmuz etkisi aslında Koç tetiklemesiyle dünya üzerinde siyasi liderler arasında büyük kargaşalar, çatışmalar, karşılıklı hizipleşmeler başlayacak bir aylık süreçte. Artı Mars'ın Koç etkisi bu bölgede bizim lütfen Ege'mize, İzmir'imize, Bodrum'umuza, o bölgede yaşayan herkes dikkat etsin. Büyük orman yangınlarına sebebiyet verir bu kombinasyonlar. Sıcak orman yangını bir sıkıntı yaratır. Mars Koç etkisi yangınla alakalıdır. Bunlara dikkat etmeye devam. Ekonomik olarak da şöyle söyleyeyim. Yani benim söylememe gerek yok zaten belli değil mi? Bu kadar çok ekstra gümrük vergisi geliyorsa, bu kadar çok vergi geliyorsa ekonominin durumu belli değil mi? Şener bakmadım Almanya'ya. Astroloji matematiktir. Almanya'yla şu an çok ilgilenmiyorum. Esra bizim öğrencimiz olabilmek için zaman zaman sayfalarda yayınlanan ders duyuruları var. Onlara başvurmanız gerekiyor. Foton kuşağı falan bunlarla uğraşmayalım. Bence onlar tırvırı işler çocuklar. Ben astroloji ve spiritüalizmle uğraşsam da tırvırı kafadan atma işlerle uğraşmam. Görmem lazım. Matematik, sembolizm, akıl. Ha, öyle bir foton kuşağı tespit etmedik. Bilmiyoruz. Biri gelmiş foton kuşağı. Görmüyoruz ki böyle bir şey. Bilmem ne yıldızının etrafındaki gezegeni görüyoruz artık. O foton kuşağını göremiyoruz. O neredeymiş o foton kuşağı? Kusura bakmayın yani. Kafadan sıkmayla olmuyor bu iş ya. Devam. Evet Hülya yükselir. Devam edelim. Ekonomi çok kötü. Yani Eylül sonrasında iş patates tarlasına döner. Ama tabii ki bir kısım insanlar ne yapıyor? 4 aydan beri, 5 aydan beri evde kapalı olduğu için alışveriş yapıyorlar. Ticaret biraz hareketlendi. Belli sektörler iyi, belli sektörler kötü. Şimdi bu ay tutulması döngüleri duygusaldır çocuklar. Bir de Merkür Retrosu, dikkatli karar alın. Bu dönemde çok dikkatli karar almanız lazım ve elinizi başınızın önüne koyup arada kadar yaşamınızı planlamanız lazım. Çocuk okula gitmezse ne olur? Online eğitim ne olur? Eşimin maaşı verilmezse ne olur? Çünkü kötü bir dönemdeyiz ve bu devam ediyor. Bunu dikkatli ve akılcı bir şekilde analiz ve sentezlemek zorundasınız. Böyle yapmadığınız takdirde yem olursunuz. Şu an unutmayın. Jüpiter-Plüto kavuşumları evrimsel, natura ile alakalıdır. Şu an yaşadığımız olaylar aslında natural, doğal olaylar. Gökyüzünde Jüpiter ile Plüton'un kavuşumu, Satürn'ün X noktasına gelmesi, Mars'ın Koç'a gelmesi, bunlar doğa olayları, tabiat olayları aslında. Ama bu tabiat olayları bizim için zor geçecek. Ve bunlar zorlaştıkça bizim ırkımıza ait sosyolojik, sosyopsikolojik ve sosyo duygusal olaylar da ortaya çıkacak. Bunları hesaplıyoruz. Şimdi turizm sektörü pert, havacılık sektörü pert. Yani ne pert değil ki? Ha, kredilerle insanlar ev alıyorlar. Peki nasıl ödeyecekler? Aa, ucuz kredi buldum hanım, ev alalım. Peki 2 yıl sonra nasıl ödeyeceğim? İşten çıkartılınca, işin batınca bunu düşünmeden karar veriyorsunuz. Düşünerek karar verilecek bir dönemdesiniz. 2020'nin ikinci yarısı daha zor. Ne yazık ki üzülerek söyleyeyim. 9 Eylül'den sonra daha zor. Temmuz'da iyi değil. Ağustos'ta biraz nefes alırız ama ona da biz koyun semirtme diyoruz. Koyun semirtme günleri. Yani 18 Temmuz'dan sonra biraz bir ay koyun semirtme günleri başlar. 9 Eylül'den sonra işler daha da büyük. Her gün bir olay farkında mısınız? Her gün yapı değişiyor. Her gün sistem değişiyor. Her gün, her gün, her gün, her gün, her gün. Ama sistem böyle değişecek çocuklar. Fransız devriminde de bu gezegen kombinasyonları vardı. Amerika ne durumda? Amerika şu an varoluşunu sorguluyor. İngiltere ırkçılığı sorguluyor. Afrika da şunu sorguluyor. Ulan bunlar beni köre yaptılar. Yani bunlar maaşlar ödenir var. Maaşlar ödenir. Okulların açılması düşük ihtimal. Maaşlar ödenir. Sonbahardan itibaren dövizde
yükselişler olur, zıplamalar olur, belli derecelere gelir. Yani 6.20'den nasıl 6.80'e girdi, 7'leri bulur. Aynı şekilde bu böyle devam eder. Zor günlerdeyiz. Jüpiter-Plüto kavuşumu ne demek? Bilen öğrenciler hadi buyurun. Mars retrosu sıkıntılı geliyor. Mehmet, Mars retrosu o kadar sıkıntılı geliyor ki. Koç burcunda retro yapıyor. 88'de olmuş. Ama bu sefer Satürn Plüto'ya kareye geliyor. Kare dediğin zaman savaş, çatışma demek. Bak o her hatta yok Pakistan'la ne oldu? İşte Hindistan bir kapıştı, Çin sınırda bir kapıştı. Biz şimdi Mısır'da kabadayılık yapmaya çalışıyoruz. Mısır'la Mısır bizi aynı şekilde yapıyor. Dünya yeniden ikiye bölünmüş durumda. Bir taraftan domuz gribi geliyor. Orada şiddetli depremlerle sarsılanıyoruz. Ekonomi karışık bir noktaya geliyor. Eylül'den sonra açlık ve bazı ürünlerin de bulunamaması geliyor. Yani bunlar. Şimdi tabii ki savaş döngülerinde, salgın hastalık dönemlerinde değerli mineraller, gümüştür, altındır, bunlar her zaman artacaktır. Fiziksel artacaktır. Şefkat ve masumiyet olmaz bu Jüpiter Plüto dönemlerinde, Satürn dönemlerinde. Bana şöyle soruyorlar. Hocam ne zaman düzelecek? Ben şöyle söyleyeyim size. Bunun etkileri 2022'nin başına kadar sürer. Ama 2021'deki ana gezegen kombineleri bu kadar sert değil. Bu kadar sert olmadığı için yani 2020'de yangın var, yıkım var. 2021'de bunun travmalarını psikolojik ve sosyolojik ve duygusal olarak yaşayacağız. Arkasından da bunu onarmaya çalışacağız. Ama bunun onarımı öyle kolay bitmeyecek. Duygusal hepimiz panik atak durumdayız. Herkese bir anksiyete var. İnsanlar birbirlerine sokakta şöyle bakıyor. Virüs mü bu? Şeklinde. Ama bu iş öyle kolay bitmez. Bu astrolojik döngüler serttir. Şimdi bu arkadan gelen domuz gribine dikkat etmeleri lazım. Ben şöyle söyleyeyim. Ben olsam şu an Çin'le tamamen bağlantıyı keselim. Çünkü o arkadaş Çin'den Türkiye'ye bir geldi mi bizi teğet meğet geçmez çocuklar. Bak eğer o Ekim'de o Mars'tır, Satürn'dür, Plüto'dur hattında bu insandan insana bulaşır bir konuma gelirse o arkadaş bizi teğet geçmez. Koronayı ararız, koronayı ararız. Allah'ım biraz daha korona ver falan oluruz. Çünkü o iş çok ciddi. Yani onlar önemli. Ben şimdi diyebilirsiniz ki Oğuzhan Hoca iyi şeyler söylemiyorsun. Varsa gökyüzünde iyi bir şeyler. Var mı öğrenci, çocuklar, dostlar? Ben mi böyleyim? Bende mi bir sorun var? Jüpiter, Plüto, Satürn şöyle bir sağdan soldan bir şey, keyifli bir şey var mı? Varsa dükkan sizin yani. Elde olan mal bu. Öğrenmek istiyorsanız sırf benim okulum değil pek çok okul var. Onlardan birine gidin astroloji öğrenin. Görün elinizdeki mal bu yani. Ya işte Gamze yani 21 Aralık 2020 diyorsun sen. Yani 21 Aralık 2020. Şimdi şu densiz insanlar. Ya ben her zaman şunu söylüyorum. Sosyal medyada insanlara küfretmeyin. Ben şundan nefret ediyorum. Bizim toplumumuzda insanlar birbirinin yüzüne hakaret etmiyor. Arkadan böyle. Ne oldu şimdi? Cumhurbaşkanının kızına küfür ettiler. Tüm parlamenter sistemde alınacak cezaları buradaki pek çok masum insan da yaşayacak. Kısıtlamalar gelecek. Merkür Plüto karşıttı kısıtlama. İnsanlara hakaret etmeyin. Maalesef yani bu nedir yani Merkür Plüto karşıtı? Densiz densiz işler ya. Ondan sonra ya Nur'dan tabii bireysel olumlu etkileniyor yani dünya yıkılırken bile yani Paris işgal edilirken bile evlenen insanlar çocuğu olan insanlar oldu. Suriye yıkılırken bile insanlar aşk yaşadı. Yani yıkımlar oldu. İnsanların doğum haritalarıyla ülkelerin doğum haritaları ve dünyanın ayna mundi dediğimiz yapının haritası farklı. Onun için ben bir kısım astrolog arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Anima Mundi'nin haritasını bilmeden birincisi kafadan yorum yapamaz. Anima Mundi'yi bilecek, ülkenin haritasını bilecek, göksel sembolizmde onu birleştirecek.
Oradan kafadan yorum yap, oradan yorum yapacaksın. Ülkenin haritası ile göksel sembolizmi birleştir. Dünya ile göksel sembolizmi birleştir. Olasılıklar böyle gelişir. Ha, ama insanların haritalarında bazılarına bu yarar. Toplumun bazı toplumlarda bu çok da yarar. Bazı insanlar %20, %25 çok iyi yerlere de gelir. Şimdi kolonya imal ediyor adam. Dezenfektan imal ediyor. Maske imal ediyor. Onlara yarıyor zaten. Öyle düşeceksiniz. Güven duygusunu çok sınanacağı günlerdeyiz. Merkür çünkü. Yengeç. Güvenlik. Bağlam. Bağlılıklar. Dostluklar. Ha bu dönemde. Bu ay tutulmaları dönemlerinde çok duygusal olur. Çok karışıklıklar yaşanır. Orman yangınları yaşanır. Dikkat edin. Orta şiddetli depremler yaşanır. Sürekli yeni virüsler, yeni yapılar ortaya çıkar. Ben söyleyeyim mi? Bu yıl bitene kadar 4-5 tane yeni virüsümüz daha olur. Evet. Ama bu yıl 37 ülkede ekim yapılmadı biliyor musunuz? Kıtlık geliyor demiştik. 37 ülkede ekim yapılmadı. Ne olacak bu insanlar? Aç kalacaklar. Amerika'da olaylar ne durumda? Ben hiç takip etmiyorum. Aa, ne demiştik? Altay yıldızı Amerika'yı vurur. Şimdi Brezilya Ayva'dan, Meksika Ayva'dan, Arjantin ekstra ona geliyor. Bunun yanında kadının adı yok ne yazık ki şu an. Şöyle söyleyeyim. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Bu haklarla ilgili sıkıntılar var. Aşırı sıcak, sonra çok sıkı yağış. Mars Koç etkisi budur. Aşırı sıcak ve yangın sonrasında yağış. Aşırı sıcak yağış. Bu da tuhaf hava olaylarına sebebiyet verir. Çatalca'da hortumu gördüm, korktum yani. Bu dönem böyle bir dönem. 6 aylık dönem bu. Alt sembolikte Mars Koç sembolü var. Savaş, çatışma, mücadele, dürtüsel hareketler. Aşk. Pek çoğunuz aşık olduğunu zannedeceksiniz. Dürtüsel ilişkiler. Çivek çoğunuz. Önümüzdeki 6 ay içinde. Tabii Şerif olur. Şeyde kötü. Amerika'da Covid güneyde dediğiniz gibi. Florida merkezi olacak. Sonra Los Angeles'a doğru kayıyor. New York'tan Florida'ya sonra Los Angeles'a. Orada, yani Covid güneye kayıyor. Covid güneye kayıyor. Corona Australis. Zaten Australis güney takım yıldızı. Güneye doğru kaymaya devam edecek orada. Güneye doğru devam edecek. Güvenlik, kökler, aile bağları, birbirinize sarılmanız bunlar çok önemli. Evet. Böyle şeyler göreceksiniz ki. Pek çok tiranın düştüğü, heykelleri yıkılan insanların heykelleri yapılan insanların yıkıldığını. Ama unutmayın biz insanlık böyleyizdir. Satrapları taparız. Birinin heykelini yıkar, bir başkasınınkini yaparız. Düşünüyor Tuğba. Merhaba. Burada merak ediyor arkadaşlar. İkinci sınıf bende kehanettir. Yani birinci sınıf temel orta, ikinci sınıf ileri astroloji, kehanet astrolojisi öğretiyoruz. Tabii ki ikinci sınıfta kehanetle ilgili pek çok bilgi veriyoruz. Üçüncü sınıf ise artık böyle üstatlaşma, uzmanlaşma dediğimiz sınıflar. Daha ziyade onlarda çok çok daha bu işin teknik detaylarını veriyoruz. Bak çok güzel söyledin Gamze. Elif, Hollywood çökmez. Şu anda adamların 3 tane film yaptığını biliyorum. Onlar da işi götürürler. Korona virüsü, uzaylı saldırısı, Büyük Kaliforniya depreminden sonra insanlık gibi. Düzen ve denge ve birlik üzerine kuruluyor. Bu arada Eda, seni tebrik ederim. Eda Özdemir, Akbaba. Günlük yorumlar harika olmuş Billur TV'de. Billur TV'yi izliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ekstra bilgiler veriyoruz. Çok yoğun kehanetler yapabiliyoruz. Valla ya Birsel doğru Sandra Bullock çocuk deriz. Manyamış bunlar ya. Toplum işte Jüpiter, Pluto ortaya çıkartıyor sizi. Hollywood yıldızı zannettiğiniz rol modellerin ne kadar sapkın, uyuşturucu bağımlısı, ruh hastası insanlar olduğunu görüyorsunuz yani. O Jüpiter Plüto kavuşumları onun için yani biraz da Batı emperyalizminin
bize yaratmış olduğu rol modellerinin içlerindeki çirkinliğin dışa yansımasını görüyoruz. Ve bu devam edecek. Yok Burcu, keşke Türkiye haritasında kraliyet yıldızları olsaydı Burcu kral olurduk. Biz kral mıyız? Değiliz. Biz de olursa olsa Zuban el-Şamali var işte. Biz de olsa Zuban el-Şamali var işte. Biz Zuban el-Şamali kadarız. Unuka'yı kadarız. Anladınız mı? Adamda Sirius var. Ben ne yapayım? Regulus var yani. Adam gitmiş. Regrian bir ülke olmuş. Öbürü Sirius. Amerika'yı görmüyor musun? Amerika çökecek falan. Bu madravarlara girmeyin. Amerika uzun vadede yapı değiştirecek. Evet. İkiye bölünecek yıllar sonra. Tüm imparatorluklar olduğu gibi. Roma İmparatorluğu nasıl çöktü? Şarman İmparatorluğu nasıl çöktü? İngiliz bir İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu bu böyle değişim, dönüşüm. Ama biz Amerika'yı sevmiyoruz diye elimizdeki astrolojik veriler çok kötü günler yaşıyorlar. Bazı yapılar Amerikan Federal Devleti'nden ayrılmak isteyecek ama Amerikan ordusu Amerika'ya bak ben ne diyorum size gizli bir kehanet. Amerikan ordusu bu sefer Amerika'yı ne yapacak? Özgürleştirecek ve demokrasi getirecek. Anladınız siz. Değil mi? Evet. Türkiye bize bir şey söyleyeyim mi? Bu Jüpiter Plüto Satürn'de yani daha fakiriz. Salgın hastalığımız mevcut. Yeşil bir tane arkadaşla birlikte yaşıyoruz. Ama bak nefes alıyorsunuz, gülüyorsunuz. Bak internetiniz vardı. Salak salak konuştular. İnternetin de %50'sine kısıtlama gelecek. Yakında TV izlemek zorunda kalacaksınız çocuklar. TRT 1, 2, 3, TRT 2 sanat, TRT 3 spor, TRT 1 haberler. Başka çareniz kalmayacak. Anladınız mı? Bu böyle yani, bu iş buna gidiyor yani. Derya, Trump'ın satanistlerle savaştığı doğru. Bunu söyleyeyim. Trump'ı indirmeye çalışan pedofilik ve satanist gruplar var. O da doğru. O da doğru. Satanist ve pedofilik bir kısım grupların dünya üzerinde Allah'tan bizde yoklar. Bizim ülkemizde yöneticilerde yoklar. Haşa. Dünya üzerinde bir kısım Avrupa ülkeleri, biraz da kuzey bazı Avrupa ülkeleri. Bir kısım Amerika'da güç odakları, Kanada'da güç odaklarında oldukları kesindir. Ama yani bunlar daha fazla ifşa olacak. Yani bunlara biz artık satanist de diyemiyoruz. Bunlar sapkın manyak yani. Bu da manyak yani. Bunlara satanist de diyemezsin yani. Satanist diyebilir. Bunlar sosyopat insanlar. İşte o sosyopat insanlar toplumda bir yere gelince uyuşturucu, seks partileri dengeler bozuk zaten. Bedene tapıyorlar. Yalnızca o bedeni işte iyileştirmek için yani bunun yanında insan plasentası, cinin uzun yıllardan beri kullanılıyor. Sizler yeni öğrendiniz. Evet. Ya Almanya'da Merkel var ya. Merkel var. Merkel gibi bir kadın varken Almanya'ya bir şey olmaz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Trump'ı günahım kadar sevmememe rağmen Trump gibi bir delinin bu psikopatlarla ancak uğraşabileceğini düşünüyorum. Bu kadar manyak, seks manyağı, sosyopat tiplerle Trump uğraşabilir ancak. Açacağım planım. Yani biri diğerinden fazla da farklı değil. Hepsi birlikte çalışıyorlar. Teşekkür ederim. Annenin yaptıkları. Çocuklar, 4,5 yaşında kızım Venüs Alya'nın yaptığı kurabiyeyi yiyorum şimdi. Valla. 4,5 yaşında ablasıyla beraber kurabiye yaptı. Şimdi o yiyeceğim. Evet, kısıtlamalar, vergiler, insanın kıyama kalkması. Elvan, Merkel bunlara karşı ama bak bir şey söylemek istiyorum. Dünya üzerinde bu sosyopatları Trump, Merkel, Putin üçlüsü bayağı azaltacak. Ben Putin'e burada güveniyorum çünkü Putin'deki yani diyebilirsiniz ki Oğuzhan Hoca bu kadar lider içinde kime güvenirse Putin'i neden seviyorum? Adam idam edeceği zaman asıyor yani. Öbürleri gibi oyun oynamıyor. Ha, diyeceksiniz ki Putin gibi bir adamı. Yani elimizde yok ki arkadaş yani. Çölde menbaada kalmışız bir Putin var.
Onun için valla Putin'i seviyorum. Putin'in haritası da çok güçlü, biliyor musunuz? Putin'in haritası birkaç yıl içinde iyice domine eder dünyayı. Bunu da gösteriyor. Aa, teşekkür ederim. Targaryen. Evet. Merkel'in sağlığı kötü. Harika bir kurabiye yapmış ha. Valla benim kızın hayatında ilk yaptığı kurabiyeyi yiyorum şu an. Çok mutlu oldum. Evet. Ama şöyle bakın. Genel dünya basitçe. Şahit. Şahit yıldızı üzerinden Mars geçer. Sizi görüyorum. Şahit yıldızı ne demek? Şit demek. Şahize demek. Özür dilerim hanımlar. Araştırın, şahit 29 derece balık. Ne demekmiş? Şit yani. Şenay var da 2024'ten sonra ya. 2024'ten sonra ya. Plüto Kova'ya gelmeden olmaz. Billur TV'de çok değerli eşim Zeyno ile beraber yapmış olduğum Zeyno, Billy, ben, Satürn dünyayı değiştirecek. Satürn Kova'yla bir video yaptık orada. Bir de Plüto var. Plüto da değiştirecek. Yani 2024. Ama sizin istediğiniz türde bir rejime 2076'da falan ulaşırız. Onu da göremeyeceğimize göre çok kasmayın yani. Kitap okuyun. Romeo. O kadar önemli bir insan ki. Tabii ki hani falan. Oh shit. Şahit yıldızı. Bizim başımızdakiler aynen devam ediyor. Bir ser kraliçe için artık bir şey diyemiyorum. Astrolojik sistem ötesine geçti o. Astrolojik harita ötesinde bir durumda kraliçe. O polis gider de o kraliçenin durumu astrolojik yapıyla artık analiz edilemeyecek bir duruma geldi. Kötüsünüz. Network marketing. Evet, o da değişmeyecek. 2150 var. Ne yazık ki Bahçeşen tabii. Ama 2044'ten önce bölgeniz rahat ermez. 2076'dan sonra da o var ya Ace of Aquarius, işte yavaş yavaş Ace of Aquarius'u yaşamaya başlarız. Neydi? Hermit var ya. Ama tabii ki yani ona daha bir de 2164'te o Neptün Kova'ya gelene kadar olan bir dönem biz görmeyiz millet. Umut etmeyin yani. Yemenize, içmenize, pirzolarınıza, keyfinize bakın. Dediklerimi unutmayın. Taş kaynatma günlerindeyiz. Bayağı problemli bir dönemdeyiz. İnşallah yanılacağım. Yanılmak istiyorum. Bu domuzdan insana bulaşan arkadaş insandan insana bulaşmaya devam ederse o zaman buradan da sesleniyorum Sayın Cumhurbaşkanımız. O iş çok tehlikeli. Çin'le tüm sınırlar kapatılmalıdır. Yani bilim kurulu falan da bu kararları verecektir. Çünkü o büyük yıkım getirir çocuklar. Onun olması zaten hep beraber yani bunun çünkü bu virüsün kardeşi 1918 pandemisidir. Dünya üzerinde ölü sayısı 4 milyondur çocuklar. Bakın Covid'de 4 aydan beri uğraşıyoruz. 500 bin insan öldü. Adam 54 milyon insana, onlarla da gayri resmi nüfusun bilmem kaçta birini yok etmiş. Şu an yakında değil bize. Azerbaycan ekonomik kriz karışıklıklar ama gene kötünü hissedin abi. Amerika'da 5 Temmuz tutulmasından sonra büyük bir karışıklık başlıyor. Eyaletlerin bazıları ayrılmak isteyecek. Ekonomik bazı karışıklıklar olacak. Bunun anlamı da şu. Amerikan ordusu Amerikan ana kıtasına bağımsızlık ve demokrasi getirecek. Öyle kolay çökmez. Zeynep Eriş oradan. 2,5 milyon asker, 2000 uçak, bilmem kaç atom bombasıyla o eyaleti ezer geçer Trump.
İbreti alem olsun diye arkan sesi bir eder geçerse diğerleri susar. Karşınızdaki insanlar sosisli sandviç yiyip hamburgerci bir toplum. Evet, şimdilik bu kadar. İyi haberler şu. Bir kısmımıza bu Jüpiter Plüto açıları yarar. Bazı kombineler bir kısmımıza yarar. Doğum haritanızda bir astroloğa baktırın. Herkes bana gelmek zorunda değil. Çok değerli arkadaşlar da var. Onun için ben de vakit yok. Vakit kısıtlığı var. Yani baktırın iyi yerleri de var bu işin. Bazılarınız işten ayrıldınız ama çok iyi işler kuracaksınız. Bazılarınız eşten ayrıldınız ama çok daha mutlu bir ilişki yaşayacaksınız. Yani böyle bir kombinasyon var. Bireysel haritalarda bu kombineler bazı insanlara öyle olumlu gelir ki. Bu hafta doğan insanlar şu Merkür bir ileri gitsin dünyanın 40 yıl sonra en zengin insanları olacak mesela. Ama bu Merkür ileri gitsin mi? 18 Temmuz'u bir geçsin mesela. Evet. İlkin haritalara bakmak lazım. Şimdi Jüpiter Plüto kavuşumu eğer senin Başak'ta varsa bir Jüpiter Plüto kavuşumu Uranüs'ün varsa Başak'ta onları iyi etkiliyor. Ama Uranüs'ün terazideyse kötü etkiliyor. Bunları öğren. Değil mi arkadaşlar? Şimdi gerçekçi olmanız gerekir. Rusya gibi bölgede hakim bir güç. Putin gibi bir arkadaş varken hiç kimse bize o Türkiye Cumhuriyeti ülkelerini birleştiremez. Bakın bir gerçek. Ben her zaman real bakıyorum. Bu sistemde bir Mars bir Plüto varsa askeri gücün önemlidir. Askeri gücün senin kıtalar arası mücadele edebilecek bir durumda değilse yapabileceğin bir şey yok. Elindeki 300 uçağı Amerika'dan alıyorsan, 20 gemiyi Amerika'dan alıyorsan, kendin uçak üretmeden, gemi üretmeden, tank top üretmeden ne Türkiye Cumhuriyetlerini birleştirebilirsen ne de Libya'da başarılı olabilirsin. Kendi silahını, kendi askerini. Rusya kendisi yapıyor fırtınayı. Uçağını kendisi yapıyor. Amerika öyle, Fransa öyle, İngiltere öyle. O ne olur arkadaş yani? Arabam yok. Elimde torba. Komşudan aldığım kira arabayla İspanya'ya gitme. Olmaz öyle şeyler. Gerçekçi o. Bizim ordumuz sınırları korumak üzerine bir güçtür. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Putin astrolojiyi çok iyi bildiği için acaba nereye uçuracak? Sevgiyle kadın. Mars'ın retro koç hareketi her zaman Putin'in bölgedeki bir ülkeye hap yapması anlamına gelir. Elf daha önce Suriye'yi yaptı. Şimdi Mars Koç retrosuyla beraber nereyi yapacak? Bir bilmecem var çocuklar. Libya yapacak. Şimdi Suriye'yi halletti. Daha önceki Mars retrosuyla tabii savaş olacak, ölüm olacak, acı olacak. Sıra Libya'da. Adam işi biliyor. 9 Eylül'den sonra harekete başlar. Sevgiler. Çok seviyorum hepinizi. Saygılar. İkinci ve üçüncü sınıf Eylül'de açılıyor. Soranlara. Eylül'den sonra. Şu an Efter ikinci dalgayı yaşıyorsun zaten. Birinci dalgada günde 2000 ölü var. 2000 hasta vardı. Şu anda da 1500 hasta var. Kelimelere takılma. İkinci dalga, üçüncü dalga, 17. dalga. Şu an yaşıyorsun zaten. Sevgiler.